Depremin en ağır vurduğu illerden Adıyaman'da yıkım ve acı büyük. Vatandaşlar hayata yeniden tutunma çabasında. Şehirde işletmeler açılmaya başladı. Vallahi Adıyaman yerle bir oldu. Şefim. Evet. Yani bir 3-5 yılda ancak kendine gelir en az. Kimi yakınlarını, kimi tüm ailesini kaybetti. Evleri yerle bir oldu. Acıları büyük ama hayat devam ediyor diyorlar. Vallahi sonra hayat devam ediyor. Yani mecburen akrabaları çoğunu gömdük. Hayat devam ediyor. Adıyaman en ağır hasarı alan illerden. Afetin üzerinden 24 gün geçti. İlk günlerdeki kaos yerine hayata yeniden tutunma çabasına bıraktı. Durumu hasarlı abi. İşte giremiyoruz, çadırlardayız. Gene de alışıyoruz çocuklarımız şey oluyor ama işte akraba maraba bütün Adıyaman hepsi işte gördüğün gibi hepsi bitti ya. Marketlerin alışveriş yapıyoruz ama yani herkesin acısı bizim acımız. Yani bizim evimizin hasarsız olduğu bizi sevindirmiyor yani. Oturmamız bizi sevindirmiyor, mutlu etmiyor yani. Marketler açıldı, imkanlar ölçüsünde ihtiyaçlar karşılanıyor. Hasarın büyük olduğu Adıyaman'da bir taraftan yaralar sarılırken diğer taraftan da vatandaşlar hayata tutunmaya çalışıyor. Bazı iş yerleri açılıyor, vatandaşlar alışveriş yapıyor. İnsanları rahatlatıyor, insanları normal hayata dönmeye daha kolaylaştırıyor, çabuklaştırıyor. Bu çok önemli. İnsanlar görünce açık bir yer şu an mutlu oluyorlar. Market olsun, manav olsun, iş yerleri olsun yavaş yavaş açılacak. Biz de elimizde geldiği kadar vatandaşlarımıza hizmet etmek zorundayız. Mecburuk yani biz bizeyik. Marketler de yavaş yavaş Allah'a çok şükür hayat rutin bir şekilde devam etmeye başlıyoruz. Ne aldınız? Patates aldık önceliğimiz. Zaruri ihtiyaçlar arasında biliyorsunuz patates. İşletmelerin açılması zor günleri atlatmaya çalışan depremzedelere bir nebze de olsa moral oluyor. İhtiyaçların giderilmesi için açlıkların iyi olması, açılması yani sevindirici. Yavaş yavaş inşallah açılır her taraf. 20 günden sonra bu 2-3 gündür halkımıza hizmetmeye başladık. 3 gündür devam ediyor. İnşallah bundan sonra hayat normale yavaş yavaş döner diye düşünüyoruz inşallah. İdare edeceğiz, atlatacağız. Memleketimizi bırakmayacağız. Yeni mi açtınız burayı? Evet, yeni açmışız. 2 gündür açmışız. Yavaş yavaş hareket dönüyor. Çiftçiler de işbaşı yaptı. Tarlalarda mesai başladı. Burası da bir arpa tarlası. Çiftçiler de hayata tutunmaya çalışıyor. Gübre zamanı gelmiş ve gübresini şu anda tarlasına atıyor. Çalışmaya başlamışsınız. Evet, mecbur. Ne yapalım? Ne yapıyorsunuz? Gübre atıyoruz. Arpa. Arpamıza gübre atıyoruz. İş yerlerinde kepenkler kalktı. Dükkanlara ışık girmeye başladı. Burası da Adıyaman merkezde bulunan sanayi sitesi. Esnaf da dünden itibaren kepenklerini açtı, çalışmaya başladı. Durum şu anda iyiye gidiyor. Allah razı olsun devletimizden. İlk günden beridir açtım. İlk günden beridir ben sadece yardım amaçlı milletin işini görmek için dükkan açtım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.